Biri, onun katalog çekimine gidiyorum. Gel bakalım. Katalog yaptı. Ayşegül. Saraya biraz önce Ayşenur... Saraya biraz önce Ayşenur bunu bir tek sen yapabilirsin demişti. Ama ben sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu elbiseyi, yani bu kadar kötü bir elbiseyi, bu kadar kötü bir kombini burada bir tek sen yapabilirdin. Yani kötü demem, kötü algılanmasın ama hani bunu daha fazla ifade edemiyorum. Yani Emel, sen burada varlığını da belli etmiyorsun. Ben Nazlı Marit'i ne kadar eleştiriyorsam seni de o kadar eleştirmek istiyorum. Biraz önce burada her konudan bir fikir çıktı ama bir kere de elini kaldırıp, bir kere de bir şey dahil olup kendi fikrini sunmadın. Buradan buraya yorum gitti ve sürekli kendi yorumun değil başkalarının yorum üzerinden devam ettin. Yani ben senin fikrini, moda anlayışını merak ediyorum. Emel'e göre değerlendiriyor ya arkadaşlarım, bunu da çok haksız buluyorum çünkü Emel'e göre diye bir şey yok. Bu kombini burada hiçbiriniz giymezsiniz. Şu an Emel'e nasıl yorum yapardınız benden önce bilmiyorum. İşte benden önce arkadaşlarım yorum yapsaydı, Emel evet bu elbise sana yakışmış, küpen şöyle olmuş. Hiçbir şey yakışmamış Emel. Sen bir deri ceketli kombin yapmıştın. Hani kimsenin ifade etmedi, hani kimse görmüyormuş ya Öykü Hanım. Çorap giymişti buraya kadar. Artık buraya kadar çorap giyip etekle öyle kombin yapan kimse yok ama herkes Emel'e göre değerlendirdi. Bir de kalkıp demedi ki Emel bu demode ama onu Ayşegül giyseydi derlerdi ki Ayşegül sen iddialı bir yarışmacısın. O zaman Emel de birinci olmuş. Kimse bana böyle söylemiyor ve bu bana batıyor. Ben üzgün surat alıp alıyorsam sen bu elbise giyip buraya çıkamazsın. Ay ben haftalardır tamam, zaten bana demode denildi. Ay demek ki ben de demodeli tarzım yani ha. O zaman. Öyle bir tarz mı var? Öyleyim demek ki. Ne kadar rahatsın sen Emel, rahatsız ay oluyorum senden. Tamam Ayşe, öyle. Benim benden rahatsız oynamandan oldum. Ayşe, tamam belli. Anladık ne diyeceğini, tamam. Ezgi. Demodenin bir tarz olduğunu düşünmüyorum Emel. Demode ben senin tarzını açıklayan kelime değil, üzerindekilerin dönemini, tarihini açıklayan bir şey. Yani nasıl? Hakikaten mesela üzerindeki elbisenin modeli evet bu sezonda, bu dönemlerde de kullanılıyor olabilir ama yani bol gelmesi gerekiyor çünkü desem kalça kısmına oturmuş. Oturacak desem bel kısmın çok bol. Yani hani bunu bir şekilde aynaya bakıp hani senin bunu görüp düzeltmen ya da bundan vazgeçip başka bir şey giymeni isterdim. Çantana hiç girmiyorum. Çanta olayını biliyorsun. Ya çanta olayını biliyorum ama sonuçta sen orada dedin ki ben bunu alacaktım, diğerlerinden vazgeçtim diye bir cümle kurdun. Ha, sonuçta buna bir şekilde sen karar vermişsin. Ay Ezgi. Emel'cim bak iki tane çantam var dedin evet. Evet tamam siyahtı, kullanmayı düşündün zaten ama Çiğdem de biliyor hani. Kullanabilirdin. İkisinden bir. Sen orada dedin ki ben bunu almaya karar verdim. Nasıl hayır, öyle olmuş demedim dedin. Kullanmayacağım Ezgi, lavabodan dedin, geliyordum. Odaya geçemediğim için lavabodan da bir çantam için bir şey. Orada sadece ikimiz yoktuk. Evet işte ve herkes bu söylediğin vardı. Şeyi, çünkü bir toplantı söylediğin yapılıyor. Şeyi hepimiz duyduk. Yani biz, ben değilim sadece bunu duyan. Ve sen dedin ki ben bu çantayı kullanmayı düşünüyorum dedin. Sen o çantayı yakıştırmışsın bu kıyafetle. Yani biz bunu eleştiriyoruz. Bu kıyafetle bu çantayı nasıl yakıştırabilirsin mesela? Ya da bu elbiseyi üzerine nasıl yakıştırdın yani? Çok yakıştırdım. Benim bir önceki o yanlışlıkla ağladığım kısma geliyor. Yani ona benziyor, anladın mı, üzerindeki kıyafet? Yani bir şekilde kurtarılacak bir tarafını ben şu an göremiyorum mesela. Bitti değil mi? Bu elbise yine teyzem Paris'ten getirdi, yurt dışından. Biraz bol çünkü zayıfladığım için bol olmuş. Ama ben oturan diyoruz, kısımları var ama. Ama hani bollukları var. Ben bunu hani yaptıracaktım, hiç zaman yoktu diye. Ona yaptıramadım çünkü bir kısmında bolluğu olduğunu biliyorum ama yine de hani bilmiyorum, beğendim. Çok beğenerek giyindim şu anda. Çanta olayına da gelince içeride zaten sen de vardın, hatta Çiğdem de. Dedim ki iki tane siyah süetim var, hangisi olursa olsun alırsın. Benim çantam deriydi, sen dedin ya geçen dün aynı çantayı artık kullan, o çantadan vardı bende. Dedim ki Emel'e senin süetini alayım o zaman dedim. O da tamam ama sen kullanacağın bir şeyi zaten hem vermezsin, ben de istemem zaten. Evet. O i̇ki ayrı kere, bir şey. İki sen bir kere bir şeye biliyorum karar verdiğin anda ölsen dönmezsin, sen o çantayı istedin.
Ama şöyle bir dakika, ne zaman şuraya çıktığında birileri dedi ki o çanta olmuş mu? O zaman dönmek istedin, izin verilmedi. Dur, nasıl çıktıysanız öyle dediler. Devamını anlatayım mı Çiğdem? Hani bu benim çantayı almamla alakalı değil. Lavaboya gittim. Lavaboya gidince büyük bir çanta almam gerekiyordu. Çünkü içine bir şeyler koymuştum. Lavabodan geldiğim zaman da burada toplantı vardı. Odaya gidemediğim için toplantıya dahil oldum. Ondan sonra orada konu oldu. Çünkü ben zaten odaya gidip siyah çantamı alacaktım. Ama kullanacağım dedi. Ama izin vermediler. Ay. Hayır, kullanacağım dedi. Evlere gelmeden bir şekilde sonra karar verdi. Sonra Ayşegül dedi ki, hayır dedi, alamazsın dedi. Seni dedi nasıl gördüysek şu halinle dedi. Öyle çıkıyor. İyi, evet. Tamam dedim. Hayır bak, çünkü hazırdık, mikrofonumuz takılmıştı. Bir saniye Ayşegül. Eğer ki sen siyah çantamı alacağım diye orada bir cümle kursaydın, ama zaten sana, sana bir şekilde orada izin verilirdi. Çanta... Bu çanta o çanta değil. Benim siyah çantam var. Lavaboya gittiğim için bu çantayı aldım deseydin sana zaten izin verilirdi Emel. Özden. Ben zaten leopar çok sevmem. Çok az leopar deseni severim. O üzerindeki leopar o kadar fecaat bir desen ki çok kötü. Hem burası hareketli. Buradan parmakların çıkıyor. Eldiven boyun yanlış. Çorabının rengi antrasit. Ayakkabının hayır antrasit. Siyah. Siyah değil. Ama hayır, yanımdayken de gördüm ben. Stilettonla fark, o zaman stilettonu da farklı renk görürdüm. Ona da ışık vuruyor, ona da ışık vuruyor. Yani elindeki çanta, üzerindeki kıyafetler belgesel çekiyor. Yani ne alaka, nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun 7. hafta? Hani benim karşımda gördüğüm tablo, benim hiçbir moda anlayışım yok. Benim giyinme zevkim yok. Ben buraya geldim. Bence işte artık teyzenin seçtiği kıyafetlere hediye geldi. Çünkü teyzem tarzımı biliyor, getirdi. Ben de onu kombinledim işte. Yani ben bunu kabul edemiyorum ya. Gerçekten şu an yine karşımda ben bize büyük bir haksızlık görüyorum. Ay zaten beni burada haksızlık olarak görülüyorum ben. Emel şu an moralim bozuldu. İki oynayınca moralin düzelir. Hazır mısın? Evet hazırım. Geçebilirsin. Emel Özkızıltaş, ayakkabı 80 lira, çanta 400 lira, kolluk 20 lira, elbise 300 lira, küpe 50 lira, gözlük 730 lira. Hoş geldin. Hoş buldum. Geçen gün de aynı opak çorapla aynı stilettoyu giydin. Evet. Evet. Elbisen güzel bir stylingle flash bir parça olabilirmiş. Güzel bir desene değil mi? Güzel bir stylingle flash bir parça olabilirmiş ama sen harcamışsın. Çantan, küpelerin, opak çorap ve stiletton. Yani aynı çorap, aynı ayakkabı Emel. Bu da demek oluyor ki sen bir elbise giyiyorsun, altına hop opak çorap, hop stiletto, hop oldu. Ya o eldivenleri de taktın, o eldivenler de olmaz. Bari küpelerine bir renkli bir şey yapsaydın. Nur ne yapar? Hep leopara bir renk katar, modernleştirir. Onun alameti farikasıdır o. Ama sende o modernleştirme yok. Aksine alaturkalaştırmışsın. Saçınla bir modernlik katayım dedin ama ben bu saçını da sıkıldım senden. Hep aynı saç. Yakıştırdık sana bir kere. Daha böyle hafif dalgalı, daha vahşi bir şey yapsaydın bari. Yakışırdı. Bu elinde krokodil mi o, ne o? Efendim? Elindeki timsah derisi mi? Evet. Üstünde leopar. Ve saçların da bari böyle vahşi, dalgalı, kabarık bir şey olsaydı. 6. Çok bayılmadım. Yani tamam. Harcamışsın elbiseyi. Polis yapmayın oradan. Sizin ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum. Ama buraya çok güzel bir kadın geldi. Ağlama. 6 verince oradan biliyorum ne dediklerini. İspat ederim size. Ağlama. Ağlayacağını biliyordum sonunda. Olsun, ağlama. Sen de ağlama yani. Evet. Çok yanlış bir çanta almışsın. Yani o çanta fena bir çanta değil ama mesela bir jean pantolonla
bir şeyle o çanta alınır. Büyük güzel bir çanta o. Evet. Ama tabii ki bu elbisenin üstüne olmamış. Elbise vücuduna bol falan değil. Oradan sanıyorum çorap tutuyor. Sentetik evet, çorap elbise tutuyor. Anladığım orada da gördüm. Sentetik bir kumaş o. İki şey birbirini tutuyor. Bana göre birçok günlerden daha güzel geldi yani. Hiç olmasa hani böyle geldi. Ben beğendim şeyi olarak. Yani ben böyle bir kadını, ben leopar çok severim. Ama tabii sen bu leoparı, bu parçayı daha iyi yapabilirdin. Anladın mı canım? Daha iyi kullanabilirdin. Ne bileyim, üstüne küçücük bir mini kırka giyerdin böyle. Minnacıcık, kollarını sıvazlardın. Buraya değişik bir küpe, bir şey ya boynuna, yani bir şey evet. yapabilirdin. Ama böyle de bana o kadar da çok kötü gelmedin. Leopar çok vahşi yani, çok çekici bir şey. Sen de klasik bir leopar geldin. Şu an dünyada bütün birçok büyük markalarda hala leopar satılıyor. Tabii ki leopar bir tercih meselesidir. Herkes sevmez, kimisi çok sever. Ama bunu hep derim, doğru kullanmak gerekir. Evet. Daha iyi kullanabilirdin. Hı-hı. Çok iyi kullanmamışsın. Tamam. 6. Teşekkür ederim. Emel, leopar dezen zaten kendini çok gösteren bir dezen ve göz çekici bir desen. Bu kadar yani eldivenler, o çantayla kombin etmemelisin. Daha sakin şeyler, üzerindeki bir ceket, boyfriend ceket, ne bileyim deri ceket, bir şey giyebilirdin. Çok yalnız bıraktın bunu. Ve o eldivenle demode ve şey eski, yani böyle bir şeyde kombin yaptın. Modern durmuyor, demode duruyor. Özellikle o stiletto ve o çoraplar ile. Çanta bir aç. O çanta böyle tutulmaz. Evet. Göster çantayı. Çok güzeldi. İçine bir şeyler koymuştum işte ben. Ama o çanta şeye böyle gitmiştim. Olmaz. O yani bana bu da aslında siyah süetim yani. Al siyah süeti. Çıkar bakayım. Sen bu çanta neden aldın, ben onu anlamadım. Zaten. Yani aslında bunu Çiğdem'e verecektim. Çiğdem'dekini ben alacaktım. Daha büyük. O zaman ondaki. Bırak o kahve çanta. Bu da böyle bu çanta. Tamam canım. O böyle bir çanta kot pantolonla beraber evet. kombin edersin. Çıkart o siyah çanta içinde. Çünkü ben içinde. Bir sürü şey getiririm. Efendim? Çıkart o siyah çantayı içinde. O büyük valiz çantayı bırak. Neyse canım, boş ver. Senlik bir şey yok ki. Lütfen al aşkım ya, lütfen. Alırım son. Senlik bir şey yok ki. Bu şimdi göstermem için mi? Ya aynen. O bırak o büyük niye çantayı. Niye rahatsız oldun, senlik bir şey yok. Koy o kahverengiyi yana. Köprüde bıraksana o büyük çantayı. Uff. Yani. Tamam, o da olur, o da olur. Ne fark evet. var? Aynı, birbirine çok benzeyen bir şey. Çok farklı bir şey almadın. İkiniz aynı gibi bir şey. Süet bir çanta. Ve elbisenin boyu yanlış. Kıvır onu. Evet, mini yap. Böyle. Tamam. Bak bana şimdi. Çantayı şeyde koy, burada. Evet, so. Evet, dediğim gibi, üzerindeki boyfriend bir ceket olsaydı, butiler, böyle bir daha modern bir ayakkabı olsaydı daha iyi olurdu. Ama böyle, o küpeyle, o saç ile, o kırmızı ruj ile demode oldun, demode. Tamam. Teşekkürler.